Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Savunma Sanayi Başkanlığı bütçeleriyle ilgili söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Vatan savunması gibi kutsal bir görev uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Başta teröre karşı mücadele veren Mehmetçiklerimiz olmak üzere, görevleri başında bulunan güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. Bu arada ABD'de ülkemiz aleyhine bir yaptırım kararı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi başkanlığımız üzerinden ülkemizi hedefleyen yaptırım kararını asla kabul etmiyor ve tanımıyoruz. Değerli milletvekilleri, 2021 yılı bütçesinden savunma, güvenlik ve istihbarat kurumlarımıza yedek ödeneklerle birlikte %11 pay ayrılmış, toplam bütçe 148 milyar liraya yükselmiştir. Savunma ve güvenlik kurumlarımızda personel sayımız ise 1 milyona yaklaşmaktadır. Başkanım, sağ olasın. Güvenlik ve savunmamız için büyük bir insan gücü ve büyük bir bütçe kullanıyoruz. Diğer taraftan güvenlik, asayiş ve terör sorunlarına da kaynaklık eden yoksulluk ve işsizlikle mücadeleye 2021 yılı bütçesinde yer verilmemiştir. Ülkemizin diğer kurumlarında olduğu gibi güvenlik kurumlarımız da yönetilememektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yıldız İstihbarat Teşkilatı'na özenerek güvenliği sağlayamazsınız. AKP sözcüsünün boy gösterdiği yeni MİT binası açılışında partili MİT görüntüsü vererek güvenliği sağlayamazsınız. MİT'in dış ülkelerdeki faaliyetlerini miting meydanlarına malzeme yaparak güvenliği sağlayamazsınız. Muhalefet liderini sözüm ona tehdit eden bir adli suçlunun isminin MİT ile yan yana getirilmesine izin vererek güvenliği sağlayamazsınız. Yasal olmayan telefon dinlemelerini engellemek yerine telefonlarının dinlendiğini açıklayan muhalefet liderine cevap olarak savcılığa şikayet edin gibi ciddiyetsiz bir tavırla güvenliği sağlayamazsınız. Ve daha da vahimi, FETÖ soruşturmalarında adı geçenleri seçim kampanyalarınıza bağış yapmaları karşılığında FETÖ'cülükten aklayan tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız. Milli savunma sanayimizin neredeyse tümünü aile şirketinize teslim ederek güvenliği sağlayamazsınız. Tank palet fabrikasını yabancı bir devlete peşkeş çekerek güvenliği sağlayamazsınız. Dış politikada diplomasinin önemini gölgeleyen istihbaratçı yaklaşımınızla güvenliği sağlayamazsınız. Bilgi, istihbarat ve istihbarata karşı koyma gibi önleyici faaliyetleri operasyonlarla yan yana gösteren tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız. Ülkemizi milli güvenlik siyaset belgesinden yoksun bırakan anlayışınızla güvenliği sağlayamazsınız. Güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesini engelleyerek güvenliği sağlayamazsınız. Hak arama mücadelesi veren emekçilerin, sendikacıların, madencilerin eylemlerini güvenlik sorunu haline getirerek güvenliği sağlayamazsınız. Cumhurbaşkanının eleştirildiği için 10 bine yakın vatandaşımızın mahkum edildiği tek adam anlayışıyla güvenliği sağlayamazsınız. Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki güvensiz ortam ve güvenlik sorunları en son yayınlanan kitaplarda en öne çıkan konu olmaya başladı. Cendere, Kozmik Albay, Baronlar Savaşı, Dayının Casusları gibi kitaplar en çok satan listelerde, en çok satanlar listesinde en önde. Bu bile gösteriyor ki güvenlik alanı alarm veriyor, yönetilemiyor, savruluyor. Artık şimdi görev bize düşüyor. Şimdi görev savunma, güvenlik ve istihbarat alanını tek adam iktidarının ve kesin olarak cemaatlerin ve siyasetin etkisinden arındırarak sadece milli güvenliği esas alan kurumlar haline getirmektir. Şimdi görev
tek adam iktidarının elinde güvensiz hale gelen güvenlik alanını ilk seçimlerden hemen sonra güvenli hale getirmektir. Genel